Philadelphia Sanat Müzesi'nin tablo deposundayız. Tablolarla dolu metal bir rafı çektik, aralarında Horace Pippin'e ait 1943 yapımı Bay Önyargı adında küçük bir tablo da var. Tabloda bir sürü farklı karakter var. En göz önünde olanı ise V harfinin üzerinde elinde bir balta tutan beyaz bir adam. Çok tehditkar bir havası var kırışmış anlı ve somurtkan ifadesiyle izleyiciye bakıyor. Bazı sanat eleştirmenleri onun bir cellat olduğunu düşünürler. Elindeki baltanın birinin boynuna ineceğini gözümüzün önüne getirebiliriz. Bu arada balta aslında V harfinin tam ortasına saplanmış ve V harfini ayırmakta olan bir çiviye inmek üzere. Bu çivi ya da takoz sadece V harfini ayırmakla kalmıyor, tuvali de ikiye bölüyor. Sol tarafta koyu kahverengiye boyanmış özgürlük heykeli var. Sanatçı bu şekilde özgürlük heykelini de siyahi bir insan gibi temsil ediyor. V'nin altında solda Afrika kökenli yani siyahi Amerikalı bir makinist, sağda ise beyaz bir makinist yer alıyor. Birbirlerine sırtlarını dönmüşler. 1943'te Amerika Birleşik Devletleri'nin odağında savaş için üretim yapmak vardı. Ancak bu, bazı ırka dayalı ayrımcılıklar yüzünden engelleniyordu. Franklin Delano Roosevelt, savaş için sarf edilen çabayı gölgelediğini düşündüğü için, savaş sanayiindeki ayrımcılığı kanun dışı hale getiren bir kanunu imzalamıştı. Bu tema, tuvalin alt kısmında da devam ediyor. Sol tarafta bir şekilde savaşla özdeşleştirebileceğimiz dört Afrika kökenli Amerikalı figürü var. Bu adamın maske takan bir doktor olduğunu düşünebiliriz. Bazılarına göre ise bu adam savaşta yaralanmış bir asker. Bu ikinci Dünya Savaşı'na katılmış bir denizci. Bu da aynı savaşa katılmış bir pilot. Ve bu da Birinci Dünya Savaşı'ndan bir piyade. Eserin ressamı Horace Pippin, meşhur Harlem Cehennem Savaşçılarının bir üyesiymiş. Birinci Dünya Savaşı'nda siyahi Amerikalıların diğer tüm askerlerden daha çok ön cephelerde bulunduklarını ve savaştıklarını biliyoruz. Son derece başarılı olduklarını da. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasında bile Amerikan ordusunda ırkçılık vardı. Irkçılık o kadar kuvvetliydi ki bu askerler en sonunda Fransızların kumandasına verildiler. Pippin de savaşta yaralanmıştı. Sağ elini kullanan bir insandı ve sağ omzundan yaralanmıştı gençken sanata ilgi göstermiş ancak ailesine yardımcı olmak amacıyla çalışması gerekmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sakat bir kolla geri döndükten sonra sağlam koluyla sağ kolunu tutarak da sanat yapabileceğini keşfetti. Sol kolu sağ koluna yön verebilirdi. Fiziksel terapi olarak da görülebilecek bir şekilde giderek ustalaştı. 1930'da ise gerçek anlamda çalışmaya başladı. Sonra da meşhur oldu. Eserleri Modern Sanatlar Müzesi'nde sergilendi. İnsanlar resimdeki piyadenin sağ kolunun sakat olduğunu ileri sürdüler. Soldaki denizci dışındaki figürler bize bakıyorlar ama sağ taraftaki beyaz figürler bize değil de Afrika kökenli Amerikalılara bakıyorlar. Figürlerin büyük olanlarından biri pilot. Eli uzanmış ancak el sıkmak üzere değil. Afrika kökenli Amerikalı denizci neredeyse pilotun elini sıkmak üzere ama tam olarak değil. Yine de bunların üzerindeki figürlerin daha kan dondurucu olduklarını söyleyebiliriz. Kırmızı gömlekli ve siyah şapkalı figür tehditkar bir şekilde özgürlük heykeline bakıyor. Sol elinde de bir dar ağacı ipi var. Bunun, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce özellikle Amerika'nın güneyinde gerçekleşen linçlere bir gönderme olduğunu düşünüyoruz. Daha da korkutucu olanı beyaz kostümü içindeki Ku Klux Klan üyesi. İkisi de siyahi özgürlük heykelini karşılarına almışlar. Onunla kuvvetli bir zıtlaşma yaratıyorlar. Beyaz kostümlü Ku Klux Klan üyesiyle yine beyaz bir önlük ve maske takmış Afrika kökenli Amerikalı doktor arasında diagonal bir ilişki de var. Özgürlük heykelinin meşalesi ve dar ağacı ipi arasında da bir paralellik söz konusu. Bu, içinde çok büyük zıtlıklar barındıran bir tablo. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde Amerika'da yaşayan Afrika kökenli Amerikalıların gerçekliğini özetleyen zıtlıklar. Bu askerlerin ülkeleri için yaşamlarını riske atmaları ve bir nevi trajedi söz konusu. Birinci Dünya Savaşında gösterdikleri kahramanlıkların geri döndüklerinde saygıyla karşılanacağını beklerken tarihçiler 1920'lerde Ku Klux Klan'ın yükselişini görüyorlar. Bu da bizi V konusuna geri getiriyor. Zafer için V ya da orijinal haliyle V for Victory, Amerika'ya özellikle de Pearl Harbor'daki bombalamalara ithafen Winston Churchill tarafından ortaya atılmış bir slogandı. Çok da güçlü bir ikon haline gelmişti. Afrika kökenli Amerikalılar içinse çifte V söz konusuydu. Bu da ülke dışındaki zaferle ülke içinde ırkçılığa karşı kazanılacak zafer isim geliyordu. Tablodaki tek V aslında çift V'yi kapsıyor. Ona dönüştürülmüş ve askeri çatışmayla ırkçılık içeren çatışma gibi anlamlar taşıyor.